iş görememezlik, destekten yoksun kalma, manevi tazminat, işten çıkarılan işçilerin kıdem tazminatı ve ücret alacakları, boşanmada kusurlu işin ödeyeceği maddi ve manevi tazminat, zinet alacağı olan kişiler için ve benzeri durumlardan doğan alacaklar da uygulanmaktadır. Yani bu ve benzeri nedenlerden dolayı alacaklı olan kişiler, borçlunun borcunu ödememesi durumunda kanunu temerrüt faiziyle alacaklarını tahsil edebilmektedirler. 19.12.2005 tarihli tarihinden itibaren bugüne kadar kanunu temerrüt faizi ise yıllık %9 olarak uygulanmaktadır. Enflasyonun yüksek olduğu ülkelerde bir de yargılamaların ve alacağın tahsili uzun yıllar alıyorsa, alacağın enflasyona ezdirilmemesi düzenin asli görevi olmalıdır. Aralık 2021 ayı yıllık enflasyonunun %36 olduğu, Ocak 2022 ayı yıllık enflasyonunun ise %50'nin üzerinde olmasının beklendiği bir ortamda kanuni temerrüt faizinin sadece %9 olması büyük adaletsizliktir, haksızlıktır. Örneğin 100 bin lira kıdem tazminatı alacağı olan işçinin işvereni borcunu sadece bir yıl geciktirip ödemediğinde %36 enflasyona karşılık %9 temerrüt faizi uygulamasında işçinin bir yıllık zararı 27 bin TL olmaktadır.